Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra düşen altın fiyatları yatırımcıları üzerken vatandaşları sevindirdi. Vatandaşların altına talebi artarken Aydınlı kuyumcularsa bu durumdan memnun. Seçim sonrası düşen altın fiyatları hem satıcıyı hem de alıcıyı harekete geçirdi. Aydınlı kuyumcular 14 Mayıs seçiminden sonra altın fiyatlarında yükseliş olacağını bekleyen vatandaşlardan dolayı yoğun ilgi gördü. Aydın'ın Efeler ilçesindeki kuyumculara altın piyasası hakkında sorular yönelttik. Bakın nasıl değerlendirdiler. İlk turdan sonra geçen haftaya göre altın fiyatları biraz düştü. Aslında normal ederine geldi. Seçimden önce biraz balon dediğimiz bir yükselme vardı. Şu anda fiyatlar stabilleşti. Fakat gene yükseliş eğilimi devam ediyor. Biz ikinci turdan sonra biraz daha fiyatların oturaklı olmasını düşünüyoruz. Ama tabii önümüzdeki süreçte yükselişe devam edeceği kesin. Her zaman olduğu gibi, altın her zaman yükseldiği gibi gene yükselişe devam eder diye düşünüyoruz. Dediğimiz şu anda alım çok var. Yükseliş bekliyor herkes. Alımlarımız güzel. Şimdi geçen hafta altın alan yatırımcılarımız maalesef biraz zararda. Ama canlarını sıkmasınlar bence. Önümüzdeki süreçte 2-3 ay, 4 ay bilmiyorum ama 1700-2000 bandı beklediğimiz rakamlar bizim. İlk seçimden önce yükseleceği yönünde tahminler vatandaşımızda vardı. O yüzden talep yoğundu alım yönünde. O yüzden çok satışlarımız yüksekti. Alan çok insan oldu. Fiyatlarımızda çok hızlı da yükselme oldu. Tabii vatandaşımız yorumlarını hep internet üzerinden takip ediyorlar. Yani daha da yükseleceğine dair yorumlar vardı. O yüzden çok hızlı talep olduğu için fiyatlarda da bir şişkinlik, bir köpük dediğimiz böyle bir hızlı yükselmeden dolayı bir yükseliş vardı. Tabii seçimden sonra hemen bu hafta içinde hızlı bir düşüş oldu. Ama talepler yine devam ediyor alım yönünde. Herhalde tekrar ikinci turdan sonra, seçimden sonra tekrardan yükseleceğine dair tahminler var. Şu an bu şekilde. İlk yükseliş oldu. Şu an stabil devam ediyor. Biraz düşüş oldu. Şu an altın satışlarımız yani talep yönünde alım olarak devam etmekte.